Motorcu Dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu 14. bölümümüzle karşınızdayız. Burak Hoca ile sürüyoruz bölümlerimizin adı, serimizin adı. Burak Hocam, Beren dikkatimi çekti bu bölümde. Bir sebebi var mı? Soğuk. Hava şu anda 1 derece. Evet. Sabah karda geldik. Evet. 2. 3. Kelim. Zemin ıslak. Oraya girme. Bu nedenlerden dolayı beremi taktım. Ama güneş açtı şimdilik, evet, iyi de. Evet. Şöyle anlatayım kısacık. Sabah hakikaten karda geldik. Karda sürerek geldik buraya ve yaklaşık 3-4 saattir burada böyle bekliyoruz. Hani biraz hava ısınsın, yerde toparlasın, erisin diye. Aynen. O yüzden bugün kaç bölüm çekeriz bilmiyoruz ama en azından burada şu anda çekeceğimiz bölümle bir hareket vereceksin bize diye açılışı düşünüyorum. Yapacağız. Aynen. Hatta eğlenceli bir şey yapacağız. Eğitim müfredatının bir dışında. Parçası değil, dışında eğlence fakat çok gerekli aynı zamanda ve evrensel bir şey. Eleştirilecek bir yanı yok. Motosiklete yandan biniş ve harekete geçiş. Ve duracağın zaman motosikletin yanına iniş. Görsel olarak çok güzel şey diye düşünüyorlar. Hocam bunu bana öğretsene. Pastane inişi diyorum ben bunun Türkçesi. Çünkü hani gelip farklı motosiklet sürücüsü ya şekil yapacak pastaneye. Hop böyle. Kafe. Kafe, pastane işte artık ne dersen. Aklıma pastane geldi. Bu aslında onun için değil. Bu uzak doğu ırkları daha kısa boylu işte Japonlar olsun, Çinliler olsun. Bu adamlar enduro motocross yapıyor. Şimdi 100 santim yüksekliğindeki seleye bizim gibi leylek bacaklar yok. Çıkıp oturamıyor. Bu oradan çıkma bir tekniktir. Kısa boylu bir insanın. Japon'da uygulanan bir teknik mi yani? Sürekli. Enduro cross. Yani ayaklarının yere basmadığı bir motora binmek istiyorsan böyle başlayacaksın. Başka bir alternatifi yok. Çünkü şunun üzerine oturduğun zaman iki ayakta havada kalırsa ne olacak? Yani birini bassan öbür taraf dengesiz olacak i̇yice falan. İşte, ama bazen motosiklet iyice bir. Şimdi şu enduro motoru düşün. Ve 1.50'lik adam düşün. Evet. Yani mümkün değil mümkün böyle değil. Falan inmesi şu ayağı havada kalması gerekir. Aynen, o yüzden çok rahat bir şekilde harekete geçmek ve motora iniş ve biniş aslında teknik bu. Aha. Bizde ama daha çok şey için kullanılıyor. Dediğim gibi kafenin önüne geldim. Biraz hop, motorun yanına. Evet, indim motordan. Ben hakimim motora tabii, falan. Tabii yan ayağı açtım gibilerinden. Ben hakimim. Havasını ver biliyorsun şekilciyiz yani. Evet, severiz evet. O işleri. Aynen. Onları göstereceğim. Binişi inişi göstereceğim. O zaman başlamadan şöyle söyleyeyim. Bu göstereceğiniz bu kısa boyların Japonya'da uygulanan sistemin hani izleyicilerimiz uygulamak isteyecektir. Çok hoşuna gidecektir. Çünkü görsel olarak gerçekten keyifli oluyor. Evet. Bu zamana kadar göstermiş olduğumuz teknikleri uygulamayan, eğitimleri, antrenmanları yapmayan kişilerin denememesini rica ederek başlayalım. Kesinlikle öyle. Bunu bir de daha çok ufak motosikletlerle de deneyebilirler. Şimdi çalışırken göreceksin. Bunlar hani sonuç itibariyle doğru yönlendirme yanında biri olup ben gelip senin motorunu tutmayacağım. Tabii. Ama doğru yönlendirmeyle daha sıkıntısız motoru düşürmeden kaldırmadan yapılabilecek teknikler. O yüzden onu izleyicilere bırakıyorum. Hissetmeye çalışabilirler. Tabii ki kendi başlarına yapılabilecek bir şey ama doğru sinyalleri verip doğru tekniği uyguladığın zaman en ufak bir hatada yanlışlıkla gazı açarsınız, motorun yanında motor gider, yere düşer. Ondan sonra tatsızlık olmasın. Bunu önceden söylüyorum. O yüzden de dedim ya bu bir güvenli sürüş eğitiminin veya kapalı alanda başlangıç eğitiminin temel bir parçası değil. Ama dünyada birçok kısa boylu insanın motosiklete binip inmek için kullandığı bir teknik diyelim. Biliyorsunuz bütün ayaklıklarımızın üzerinde kauçuk vardır. Hı-hı. Bu bizim kuru havalarda hem tutmasını sağlar hem de şok emici, titreşimi darbe engellemiş. Emici, titreşimi engelleyici bir görev görür ama bu tarz seyahat endurosu ya da büyük enduro tarzı bu tarz motorlarda bunları şöyle çok basit bir hareketle çıkarılabilir. Tık diye alırsınız. Zemin ıslak olduğu zaman, çizmenin altı ıslak olduğu zaman bunlar böyle kayar. İnanılmaz kaydığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ben bunu çıkardığım zaman şuradaki metal çıkıntıları, testere ağzı gibi görüyorsun. Şu an kayma olayım çok daha minimize olmuş oluyor. Hı hı. Bu amacı hizmet ediyor. Şimdi zemin de ıslak olduğu için ve motosiklete yandan inip bineceğimiz için hem bunu bilmeyen bir sürü izleyicimiz vardır diye aynı zamanda söküyorum bunları. Hareketi bu tarafa doğru yapacağım. Evet. Şimdi buradaki olay motosikletin yanındayım. Bir kısmını zaten ön hazırlık yapmıştık. Hani motosikletle beraber yürümüştük ya oraya kadar her şey aynı. Aha. Şöyle aynı. Motosikletin yanındayım. Kaldırdım. Yan ayağı kapadım. Şu olayımız şu. Aha. Hatta bir tane göstereyim sonra yanına gelip tekrar anlatayım. Ne yapıyorduk? Bunu yaparken frende çalıştırıyorduk. Unutmayalım. Şimdi bakış nasıl sence? İleriye her zaman. Aynen öyle. Burada hiçbir işim yok. Evet. Ama şuraya ayağını koyarken bakabilirsin. Evet. Bu ayağın buraya geldi.
Motosiklet gitmeye hazır. Buradan da bakıyorum ha, tam kavrama noktasında. Okey. Şimdi bunu ben böyle yaparken kavramaya geçip üzerine çıkacağım. İlk buraya bastığım zaman ne olacak? Oraya doğru yamulacak motor. Aynen öyle. O yüzden bu çok önemli. Vücudu vereceksin hocam. Hem vücudu vereceğim çıkarken ama aynı zamanda önemli olan birçok kişi bunu zaten kendi başına yapmaya kalktığı zaman motorun yanındaki görüntüyü, görseli daha göstereceğim. Bak böyle olacak. Ayağını koyacak. Böyle olacak. Aman aman olacak. Anladın mı? Evet. O yüzden bu kolay değil. Ama diyeceksiniz ne alakası var? Bu motosikletin ayağımı oraya koyduğumda yatmasını bu tarafa engellemek için iki tane hareketim var. Birincisi bir kavramayı çabuk yapacağım. Tereddüt yok. İkincisi de gidon sağa bakacak. Değil mi? Bu gidonu düz tutmuyoruz. Bu gidon sağa bakacak. Üzerine çıktığım zaman kafa hemen kendini toplayıp gitmek istediğin yere doğru yöneliyor. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir şu ön tekerin detay. Arkasının buraya gelmiş olması o dengeyi öbür tarafa veriyor. Nispeten daha rahat oluyor. Yani. Hem burada tutuş da daha rahat. Ve zaten motosiklet hareket etmeye başladığı zaman hop gidon kendini düzeltiyor. Yani bu açık kapı sonuna kadar olmasa da kapıyı açmak çok önemli. Ve tek bir harekette yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi önce yanlışı göstereceğim. Bakın bu da bir teknik ama bunu istemiyorum. Motorun yanında yürüme değil, tek bir hareket olmalı. Şimdi bu yanlış. Bakıyorum, motoru hızlandırdım, gidiyorum. Gördün değil mi? Evet. Bocaladım biraz, yanında yürüdüm. Evet. Biraz koştum, aşağı bakıp ayağımı koydum, sonra devam ettim. Bir ufak bir sendelemeyle de düşürebilirdin hocam. Düşürebilir. Şimdi bu niye daha kolay? Çünkü motosiklet hareket ediyor ve ufaktan kendini dik taşımaya başlıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Hareket etmeden herhalde bineceksin. Aynen. Tam ederken. Aynen. Adım atmayacağım. Frendeyim. Çalıştırıyorum. Kavrama noktası. Gidonumu çevirdim. Ayağımı koydum. O an için tabii ki bakıyorum. Tam kavrama noktasında tek bir hareketle. Hemen güç aktarıp motosikleti harekete geçiriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Önemli çünkü. Önemli. Bunu deneyeceksin. İlkinde yapamayabilirsin. İki de fakat. Bir, şu çok önemli. Gidonum açık. Bunu kimse söylemez. Böyle yaptığın zaman, şuna da bastığın zaman motosiklet hop sana doğru devrilmeye çalışır. O yüzden çıkamazsın, üstüne panik yaparsın. O demin yaptığım gibi yanında koşmaya başlarsın. Hayır. Çektim debriyajımı. Motorumu çalıştırdım. Gidonum sağda. Kapı açık. İleri bakıyorum. Sadece şurada ayağımı koymak için. Bu kadar. Kavrama noktası. Tereddütsüz. Motorun üzerine böyle çıktığımın farkındasın değil mi? Burada asılı kalmıyorum. Tek bir akıcı bir hareket. Buradaki önemli olan zamanlama ve ağırlık transferi. Kavrama. Yani buradaki aslında olay çok kolay. Ana kelimemiz tereddüt yok. Kavrama, gaza aktarıyorum. Motor gitmeye başladığı an, buraya bastığım an gövdeyi çapraz yukarı, gidon zaten düzeliyor. İleriye bakarak devam ediyorum. Hocam, inmeyi de gösterecek misin? İstiyorsan bunu yap, sonra inmeyi göstereyim. İnmeyi ben yapıyorum. O kolay. Tamam. İlk defa binmeyi yapacağım. Müsaadenle ben de deneyeyim. Tamam ama sen yapıyorsun. İnmeyi de paylaşalım seyircilerimizle değil mi? Paylaşacağız. Ben binmeyi yaptıktan sonra inmeyi tamam, paylaşacağım. Onu diyorum. Okey. Aynen. Şimdi hocam zaten bu hareketi yapabilmenin sırrı evet. Bu debriyaj kontrolü antrenmanlarımızı yapmış olmakta yatıyor. Tabii o yüzden bunu biz 10 bölüm önce göstermedim sana. Şu an geldiğimiz nokta bunu gerektiriyor. Debriyaj kontrolünde de ne vardı? Motorun yanında yürümek. Evet. Yani şu. Bak ne kadar güzel. Hepsi yani uyguluyorsun. Bunları gökyüzüne anlatmıyorum. Bir şey anlatıyoruz. Öğreniyorsun ve uygulamam bunu. Bu arada çok önemli. Artık bağırmama gerek yok. Motoru kapattın. pek şeyle takozlarını çıkarıyorum. Evet yani çıkaralım. Sadece ekstra güvenlik ayağımız kaymasın. Sıkıntı yaşamayalım diye. Benimkilerin yanına koyabilirsin oraya. Yapacaklarını yapmadan önce
Aha. Hocam motoru çalıştırıyorum, bakışım gidon. Ne yapıyorum bana bir anlat, ondan sonra da ilk denemeni yap. Hocam önce motoru elin frende çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Sonra gidonumu kapımı açıyorum. Çok güzel. Tam değil belki ama biraz açıyorum. Ben arkandayım, seni dinliyorum bu arada. Ayağımı basacağım yere hadi ayağımı bastım. Tamam. Basarken baktım. Daha sonra bakışımı kaçırıyorum. Aynı anda bu hareketi yapacağım. Ve tereddütsüz kavramayı yaparken hemen çapraz yukarı doğru gidiyorsun. Aşağı bakmıyorum. Başlıyorum. Hiç eleştirmeyin. Sadece hissiyat için şöyle arkadan tuttum. Benim hiçbir faydam yoktu ama gördüğünüz gibi tak diye çıktı. Şimdi eminim ikinci de daha iyi yapacaktır. Yap, bir tane daha görmek istiyorum. Gidonu açtım. Ayağımı koydum. Ayağımı koydum. Bakış ileride. Makine tam kavrama noktasında güzel bal gazla besleyerek. Evet. Bu kadar. Adam yetenekli arkadaş. Gösteriyoruz. İkinci kere göstermeye gerek yap. Kalmıyor. Bana bir daha kötü bir öğrenci. Hocam. Hocam geliyorum. Dikkat et. Bu da inişim. Çok güzel. Tamam o zaman motorcu dostu göstermeye gerek kalmadı. Kapanışı yapıyoruz. Selçuk kapattı programı. Hayır görüşmeler. Hocam inerkenki tiyoları da ver de ben sadece gösterdim. Şaka yapıyorum. Sen tabii detayını ki anlat tabii, tabii ki. Tabii. Şimdi direkt geçeyim mi oraya? Binişi yaptık. Binişi tamam. Yaptık. Soracağım bir şey var mı? Soracağım bir şey yok ama söyleyeceğim bir şey var. Yani bu hareketi sen yaparken çok kolay görünüyor. Ben yaparken o kadar kolay görünüyor mu bilmiyorum ama izleyiciler büyük ihtimalle yapmak isteyeceklerdir. O kadar tecrübeye sahip olmayanlar. Bocalayabilirsiniz. Ne olur hemen denemesinler. Evet. Onu demek evet istiyorum. Bizim daha önce gösterdiğimiz antrenmanları yaptıktan sonra bu pozisyona gelsinler diyorum. Ya bakın bunu şey gibi düşünün arkadaşlar. Gerçekten hani açık öğretim fakültesi gibi. En baştan 101'den başladık. Belirli teknikleri, binişi, inişi, duruşu, yürüyüşüne kadar bakışıyla birçok şey konuştuk. Bunu şu anda gösterirken şart olmamakla beraber özellikle belirttik. O altyapının oturmuş olduğunu farz edip bunu gösteriyoruz. Yani yapabilirsiniz en başından beri takip ettiyseniz. Ama çok tekrar gerektirebilir. Motosiklet size doğru eğilebilir. Bu illa yani en başında ben yapacağım diye kafayı takıp motosikleti yere devireceğim diye bir şey yok. Dikkat edip o öğrendiğiniz teknikleri uygular iseniz çok fazla bocalamadan motosikletinize yandan binip harekete geçebilirsiniz. Ve bunu bir kere yaptıktan sonra iş bitiyor. Defalarca yapıp daha böyle akıcı, keyifli ve rahat bir hale getiriyoruz. Tamam. Teşekkür yeterli ederim hocam. Bana bu anlamda katkıda bulunduğun için. Yok, estağfurullah. Ne demek? İnişe geldik. Ben size hocam uygun ortamı hazırlayayım. Daha önce öğrettiğin tekniklerden yola çıkarak. Okey. Çok güzel. Süpersin. Buyurun hocam. Bu sesin, cızırtının ve sürtünme sesinin tekrar söylüyorum orta sehpada hiçbir zararı yok. Sürtünebilir. 15 yıldan beri 250 kiloluk motosikletleri orta sehpada döndürüyorum. Hiçbiri bana bir problem yaşatmadı. Ama bunu neyde yapmıyorduk? Yan sehpada yapmıyoruz. Yanda yapmıyoruz. Spor bir motor büyük değil motorlarda. İse. Evet, büyük motorlarda yapıyoruz. Şimdi çok güzel geldin sen demin, ne güzel. Bakışın ileride. Dünkü hani ısınma hareketlerimizde yaptığımız hareketle muhteşem bir şekilde hop buraya geldin. Telefonum çalıyor. Telefonumu niye sessize almadım? Olabilir hocam, bazen olabilir. Bak istersen hocam. He? Belki izleyicilerimiz merak eder. Kim yok olabilir? Özel bir şey olabilir. Kapadım telefonumu. Bunları lütfen kesme, yayında çıksın tamam. Bunlar. Daha atraksiyon olduğu için duracağınız yer belli. Geldiniz, yaklaşıyorsunuz 3-5 metre kala. Debriyajı çekip kill switch'le motosikletinizi öldürüp sessiz bir şekilde akarak da gelebilirsiniz. Ve o akış esnasında ileri hareket var ya, geldim. Hop. Buradan buraya geçerken önce ne yapıyorum? Sağ tarafa bir baskı uyguluyorum. Çünkü motosikletin dik olması lazım. Bu tam ama duracağımız nokta, böyle uzun uzun böyle 10 dakika gitmiyorum. Yanına geldiğim anda motosiklet ön fren. Ön freni öyle yumuşak, limonu böyle hafif sıkar gibi sıkıyoruz ki kafa gömüp bizim dengemizi bozmuyor olmaz. Bir. İkincisi yanına gelip şöyle indiğimde, tabii ki bu kadar yukarıda değil.
kafa gömmesini istemiyorum ve çok hafif bize doğru olsun. Bazen psikolojik şeyimiz, sıkıntımız oluyor. Biraz o tarafa, aman o tarafa düşecek gibi. Çünkü sonuçta ben motosikletin bu tarafındayım. Kabaca bunlar. Geliyorum. Debriyaj. Bakış ileride. Çok yumuşak ön fren burada. Motosiklet durduğu an yanına gelip iniyorum. Yani gene bir yanlış göstereceğim. Bununla mı istiyorsan onunla mı? Bununla mı göstereyim? Göster hocam, fark et. Bir tane yanlışı bununla, doğruyu onunla göstereyim. Tamam. İnerken de böyle bir şey yok. Durmaya yakın ineceksin o zaman. Öyle mi hocam? Bunu istemiyorum. Ben motosikletin yanına indiğim an bu durmuş olmalı. Ha, yürümeyeceksin diyorsun. Yürümeyeceksin. Yani. Denge gider. Zamanlama çok önemli. Hem denge açısından hem de görsellik açısından. Adam geldi, indi, motor duruyor. O açıdan. Güzeltiyor. Ayağımı koydum. Gene geliyorum oraya. Geldim. Bitti. Ayağı koyduğun anda koydum. Hatta oldu. Bak küçük bir adım attım. Onu bile istemiyorum da hani çok da önemli değil. Ama durdum. Motorun yanındayım. Öğretmenim, emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Modunda motosikletimin yanında duruyorum. Süper. Olay bu. Burada da tamamen freni yavaş yavaş sıkmak çok önemli. Zaten debriyajı çektim. Geldim. Bu sefer işi biraz karıştırıyorum. Vay 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 vay. Bu biraz daha böyle akrobasi tabii oluyor aslında. Biraz daha hani burada çat yan ayağı açtım. Motor durduğu an kendimi yana bıraktım. Ama bu çok büyük risk hocam. Evet, bunu öğretmeyeceğim. Sadece ha, göstermiş olmak görsel adına bir güzellik olsun diye. Şimdi bilirsiniz, Chris Pfeiffer diye bir akrobatımız var. Aslında BMW'nin stuntmeni. Evet. Bunu yaparken bir de geliyor. Yan yan kayarak geliyor. Bunu açıyor. Fren yapıyor. Üstünden perende atıp yürümeye devam ederken evet. Motosiklet tak diye tak yan ayağın yan üzerine evet düşüyor. Aynen. Onlar artık ya işin uzmanı. Perende atmayacağım ama en azından bunu yapabiliyoruz. bunu sadece görme, yani görsel bir güzellik olsun diye şey. Bunu şöyle yapabilirsin. Tekrar bir daha dene. Çok güzel yaptın inişi. Bu sefer yürümeden. Motosiklet durduğun bir kere yanına in. Tamam. Tamamdır. Bunu kendi motorumla yapayım hocam. Kendi motorumla yap tabii, alıştığım motorla. Şimdi hocam, yandan binmeyi gösterdik. İnmeyi de gösterdin. İnmeyi ben olduğu ayağımı koyduğum anda durulması gerektiğini bilmiyordum. Birkaç adım atıyordum. Çok güzel. Bu güzel evet bir tüyo oldu benim için. Tamam. Bundan sonra durduğum anda motorun da durması gerektiğini biliyorum. Şimdi onu tekrarlayayım ama ilk bölümlerimizde hatırlar mısın? Sen orta sehpadan indirip devam etmiştin. Evet şu. Evet. Ha, onu mu? Vay, hocaya şov mu var? Hayır, sen ilk kez şovunu yapmıştın ya, ben de o şovu bir yapmak istiyorum. Lütfen. Müsaadenle. Tabii ki. Hani ne kadar geliştiğimi de arkadaşlara da göstermiş olayım bu tamam sayede. Dur o zaman, dur şöyle yapayım da gene. Evet. Gitmeye hazır. Hop. İşte bu. Kusursuz. Şimdi bir de şöyle dön gel. Hop. Ayağımı koyduğum anda bu durmuş oluyor. Hatasız. Çok hafif sola doğru ki olmasın. Şimdi çok güzel yaptın. Hatta benden daha güzel yaptın. Ben ufacık bir adım attım. Sen geldin gayet rahat bir şekilde. Pat indin, motor durdu. Şimdi son bir tane bitti. Şunu istiyorum senden. Açık bir alandasın. Bakalım zamanlamanı bozacağım. Motora yandan binerek çık, dön, gel burada. Ben kaldırımım. Benim önümde duracaksın. Tamam? Güzel. Merak etme, bir çok gelirsen kaçarım yani. Ondan endişe etmene tamamdır gerek yok. Güzel. Burada duvar var. Ya
Ne diyeyim? Sen tamam. Muhteşem. Eyvallah hocam. Konuyu, verdiğin tiyolar gerçekten çok işe yarıyor. Bu konuyu kapatabiliriz artık. O zaman motorcu dostu Aytemiz'e çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katkılarından dolayı bir sonraki bölüme hepinizi bekliyoruz.